Mega kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu Flash 8 eğitim serilerinin sonlarına geldik. Daha sonra Flash CC eğitimlerini göstereceğim. Artık Flash 8 eğitimlerini çekmeyeceğim. Bugün sizlere daha önce yaptığımız çizimlerin tümü video kanalımızda var videoları. Mega kanalında. Bunlarla kullanarak nasıl bir animasyon oluştururuz? Hani daha önceki çizimlerimizi kullanalım. Basit bir animasyon yapalım. Bir önceki dersimde de şeyi göstermiştim. Flash'la çöp adamı nasıl yürüttüğümüzü göstermiştim. Şimdi hemen ona başlayalım arkadaşlar. Şöyle geldim. Daha önce yürüttüğüm sahnemiz buydu. Şu sahnemizde hemen göstereyim. Ctrl Enter'la şöyle yürüyordu çöp adamımız. Bu arada zaten çöp adam yürüme muhabbeti var. Hemen şunu bir sileyim. Remove frames diyelim. Şuraya boş bir frame koyayım. Şimdi hemen şu daha önceki çizimlerimize gelip buradan ne alacaksınız onu seçelim arkadaşlar. Şöyle bir evimizi alalım mesela. Şöyle çekeyim. Şunu copy. Şuraya paste. Hemen bir sahne düzenlemesi yapalım. Sahne boyutu bir saniye. Şöyle tıklayalım. Şuranın 800 çarpı 600 olsun büyüklüğü. Evimizi biraz küçültelim. Şöyle. Şurada evimiz şöyle dursun. Hemen gelelim. Şuradan nelerimiz var. Bizim uçurtmamız var mesela. Şunu uçurtmayı aldık. Zaten bu sahnemizde de vardı, pardon. Şunu kopyalayayım. Şuraya gelelim. Hemen yapıştırayım. Biraz küçülteyim şöyle. Şu şekil. Şöyle küçülttük. Şimdi ben hemen mesela uçurtmanın animasyonunu yapayım. Uçurtma zaten şu an movie clip olarak zaten şurada da var uçurtma. Sağımızda movie clip. F8'e bastım. Uçurtma. Uçurtma anime yazdık. Çift tıkladım arkadaşlar. Şöyle geldim hemen. Şöyle 10. saniye geldim. F5 dedim. Şöyle yükselsin dedim şöyle. Pardon. Çünkü create motion tweening dedik arkadaşlar. Hani hareketlendir nesneyi hareketlendir. Create motion tweening dedik. Şöyle gelsin dedik şöyle. Şöyle gelsin. Sonra F5 diyeyim yine. Şöyle gitsin. Daha da giderken küçülsün dedik şöyle. Hemen bakalım nasıl oldu. Şöyle şöyle. Mesela şurası fazla güzel olmadı. Şurayı sileceğim. Şöyle olsun. Sonra işte şöyle yine F5 diyeyim. Şöyle hareketlensin şöyle. Şu şekil. Şöyle. Şuradaki hali nasıldı? Şöyle biraz büyüktü. Şuraya geldi işte. Şöyle şunda eski haline yakın yere getirelim, döngü olsun, şöyle getirelim, biraz da büyütelim. Şöyle bakayım bir. Şöyle sadece yukarısı. Şu şekil iyidir herhalde, şu şekil. Her neyse sallayın. Şöyle gidiyor işte uçurtma. Küçülüyor falan filan. Sonra biraz büyüyor yine aynı eski bulunduğu konuma geliyor. Yani uçurtma arka planda uçuyormuş hesabı. Bir tane animasyonumuz oldu. Evimiz sabit. Ağaçlarımızı koyalım hemen arka sahnemize. Nerede ağaçlarımız? Arkadaşlar bu yaptığım çizimlerin hepsini kanalımda bulunan Flash 8 eğitimlerinden bulabilirsiniz. Hepsini nasıl yaptığını tek tek anlattım. Yani detaylı olarak anlattım. Çok daha güzellerini siz oluşturabilirsiniz diyeyim size. Şöyle. Şunları da alayım şöyle ekrana. Daha da küçültelim şöyle. Hemen mesela kopyalayayım şöyle şu ağacı şöyle yapalım. Şunu mesela şu ağaçları şöyle biraz büyüteyim. Şöyle. Evin arkasında olacak. Eve tıkladım. Eve sağ tıkladım. Şurada şunu tıkladık. En üste getir hesabı. Yani görüntüleri en üste getirsin dedim. Şöyle. Ağaçlar arka planda. Şöyle iyi olmadı. Şöyle şunu koyayım. Şunu da en arkaya gönderdim şöyle. Mesela
Şunu da şöyle çektim. Şunu da arkaya, en arkaya göndereceğim. En arkaya gönder. Şimdi bunu da koyduk böyle. Başka çizimlerimize bakalım ne var. Kuşlar var mesela. Mesela şu kuşu alayım. Copy. Sahnemizi ekrana getireyim. Yapıştırdık. Küçülttüm. Mesela şöyle olsun. Bunu da yine F8'e bastım. Bunu da uçması gibi. Hani kanat hareketi olmayacak. Sadece ilerleyecek. Öyle yapacağım. Çift tıkladım. Animasyonu. Şimdi şöyle yapalım. Yüze getireyim. Klavyeden F5'e bastım. Sonra hareketlendir create motion team dedim. Şunu şöyle çektim. Şöyle. Ne olacak? Bu kuş da şöyle. Bir saniye. Enter'a bastım. Şöyle sahnemizden geçecek. Mesela böyle bitecek. Sahnemizin arka planında şu sürenin uzamasını istiyorsak şuraya şöyle bir tane boş keyframe koydum. Şöyle de F5 dedim, yani sürekli gözükmesin diye, arada bir gözüksün diye. Aynı şekilde diğer kuşları da yapabiliriz mesela. Şuraya estetik. Şunun boyutunu küçültelim hemen şöyle. Bu da çok küçük oldu. Ctrl Z. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu biraz daha küçülteyim. Pardon. Şöyle. Buna da hemen Movie Clip'i bir kere daha Movie Clip yapıyoruz. Sonra hani hareketlendirmek için buna tıkladık. Kuş. Uç. 2 yaptık. Bunu da daha geriden alayım şöyle. Şu kuş uç çift tıkladım. Gördüğünüz gibi bu, diğerini %100 yapmıştık. Bunu 75 yapalım. F5. Create Motion Tip'in. Bu da buradan şöyle uçsun diyor şöyle. Uçarken de biraz da küçülsün şöyle. Onu da şöyle göstereyim hemen. Şöyle uçacak. Bunlara kanat hareketi yapsaydık daha güzel bir görsel olacaktı. Her neyse. Şimdi başka ne çizimlerimiz var burada? Evler var yine. Geyik var. Mesela geyiği alalım. Kopyalayalım. Yapıştırayım şöyle. Şekil arkada olsun şöyle. Sonra pardon, şuradan eski çizimlerinize bakalım. Mesela araba. Pardon, arabayı kopyalarken diğerini yapıştırdık. Yapıştıralım şöyle. Kızlarınızı arabayı da yapıştırın. Mesela bu şekilde yaptık. Şimdi bizim şurada hareketli çöp adamımız var. Nerede o? Şurada. Şunu aldım ben. Şuraya koydum. Bu hareketli çöp adamı biraz küçülteyim. Şöyle küçülttüm. Koydum. Hatta şimdi bu diğer nesnelerle karışacağı için bunu ben üste koyacağım. Yani yeni bir katman açtım. Katmana şunu kes dedim. Siz de öyle yaparsanız hareketlendiremezsiniz yoksa. Tüm nesneleri seçili olduğu için hareketlenme işlemeye izin vermez. Pardon, adamı biraz küçülteyim. Şu an zaten adamımız hareketli. Şöyle çift tıklarsak göreceğiz. Pardon, yanlış adam almışık, hareketsiz almışık. Buradan hemen şöyle yapacağım şimdi. Tıkladım. Swap dedim. Neredeydi o? Bir saniye. Yürüme olarak şunu seçtik. Burayı şöyle yapacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar getirelim şöyle. F5 diyeceğiz klavyeden. F5 dedik. Sonra şu çöp adamımıza saldırıp create motion dedik. Yani şu çöp adamımız en son konumu şurası olsun dedik şöyle. Eve kadar gelsin. Şimdi Ctrl Enter'la izleyelim sahnemizi. Gördüğünüz gibi kuşlar uçuyor, uçurtma uçuyor. Adamımız da yürüyor, eve geliyor. Şu şekil. Sonra animasyon yine tekrarlıyor kendi içinde.
Gördüğünüz gibi yaptığımız çizimlerden böyle animasyonlar yaparız. Bu basit olan oldu. Daha iyisini de yapabiliriz. Tabii ne yapacağız? Yer için toprak, çimen çizeceğiz. Bulut çizeceğiz. Arka plan rengi vereceğiz. Radyal bir renk mesela, bir renkten bir renge dönüşen bir renk veririz. Maviden sarıya dönüşen bir renk ekleriz, daha gerçekçi olur. Bu tarz şeyler yapabiliriz. Onun düzenlenmiş halini videosunda çekebilirim. Şimdilik bu kadar. Bu Flash 8 eğitimlerin sonuna geliyoruz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi eğlenceler.